أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في عبد نعمك استعيذ بالله قال الله تعالى في الكتاب بسم الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem müminler için kendi canlarından daha azizdir, daha evladır ve onun eşleri, hanımları, müminlerin anneleridir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ بَلَدِهِ وَوَالِدَيْهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ صدق Resulullah Bir kimse beni kendi canından, anne babasından, çocuklarından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe kamil manada iman etmiş olamaz. Efendim, ben çok değerli büyüklerimin huzurunda, yani samimi kanaatimi sorarsanız, affedersiniz, sözü sıraya koysaydınız, sözü sırayla konuşmak gerekseydi, bu söz normalde belki de en son bana gelmesi icap ederdi. Çünkü hakikaten Kur'an-ı Azimüşşan'ın sırrına agah olma adına şu güzel mekanda ve bulunduğunuz dünyanın çeşitli yerlerinde Hazreti Üstad'ın belki müminlerin imanın tadını alması için hususen sanki vazifelendirilmiş gibi ortaya koyduğu büyük eserleri kana kana içmiş siz kardeşlerime benim gibi birinin ne diyeceğini çok merak ediyorum ama isterseniz ben Arafat'ta bir büyüğümün sözüyle başlayayım. Siz eğer iyi çalışsaydınız bana da gelirdiniz. Tembel insanlarsınız. Ben şimdiye kadar okumadım Risale-i Nur'ları yani. Eğer gerçekten üzerine kapanıp da bunu başkasının faydalanmasını engelleyici bir tavrınız olmasaydı, ben de istifade ederdim. Hadi böyle bir sitemle başlayayım. İşe kavgayla başlayalım. Büyük dostluklar küçük kavgayla başlarmış derler. Efendim, sözün özü şu, Mekke'deyiz. Efendimiz Aleyhisselam'ın şehrindeyiz. Her adımında ibretler var. Hemen şu bulunduğunuz medresenin mutlaka biliyorsunuz ki aşağıdan geçen ana caddeden belki de yüzlerce kere götürdüler Hazreti Bilal'i dövmek için. Yol o yoldu. Sümeyye'nin şehadete gittiği yollar da bu yoldu. İbretlerin, sırların, sahabe efendilerimizin kalıba döküldüğü yerler. 19. sözde Hazreti Üstad'ın beni bir otobüsün 9-10 saatlik yorucu Cidde bekleyişinin ardından sallana sallana yarı uykulu dinlerken hakikaten adeta beni çarpan o vahşi adetlerin arasından pırıl pırıl insanları bir kuşak içerisinde çıkarmış. Hazreti Muhammed Mustafa'yı aleyhisselam bu kadar güzel bir paragrafın içinde insan sözüyle ancak bu kadar güzel izah edilirdi. Hayıflandım yani bunu niye daha önce okumamışım. Çok yerde kullanırdım, lazım olurdu. Çok Müslümanlara ulaşmasına vesile olurdu inşallah. Ama Efendimizin hayatının geçtiği şurada, şu güzel mekanı
bayramlaşmak için buraya geldik. Ben bu vesileyle Kurban Bayramınızı da tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak gerçek bayramı Azrail Aleyhisselam'a emaneti teslim ettiğimiz an eylesin. Rabbim Azze ve Celle yürüdüğünüz yolda Allah kalbinize fitne fesat sokmasın. Size haince bakan kötü gözlere fırsat vermesin. Allah sizi görünen ve görünmeyen her şeyin kötü bakışlarından, hain planlarından, ailenize, çocuklarınıza, hizmetinize, bu hizmetin içinde olan bütün kardeşlerinize kötü düşünceleri ve planları olanların planlarını ve hesaplarını Allah başlarına çevirsin. Kardeşler, ben bu geceye teberrüken dilerseniz madem bir hizmet evindeyiz, madem bir hizmet yuvasındayız, bir medresedeyiz, Hazreti Erkam bin Ebil Erkam, 20 yaşında bekar bir delikanlı, beni hep etkilemiştir radıyallahu anh. 20 yaşında mıknatıs gibi peygamberi evine çekmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Bekar bir çocuk. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin evi olmaz mıydı radıyallahu anh? Sahabenin zirve ismi. Efendimiz aleyhisselamın yanında ehl-i sünnet inancımıza göre sadakatin ve sahabenin tepe noktası. Eğer bir adam sadık olacaksa Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in ötesinde bir adam düşünemezsiniz. O mübareğin evi olmaz mıydı? Erkam'ın evi değil de Darül Ebu Bekir diyemez miydik? Hazreti Peygamber'in aleyhissalatu vesselamın kendi evi olmaz mıydı? Niye? Bekar bir delikanlı. Hakikaten Erkam'ın sülalesini hiç düşündünüz mü? O genç delikanlının soyunu, sülalesini, akrabalarını, ne kadar zor durumunda kaldığını, Allah Resulü'nü evine almakla ne sıkıntılara girdi. Ve Resulullah Aleyhisselam nuru basarla bunların hepsini bir bir bilmesine rağmen bu çocuğun evine yüzlerce adam girecek, bir müşrik olarak girecek, Hazreti Ömer olarak çıkacak. Hamza gibi bir adam bu evde Müslüman olacak. Peygamberliğin 5. senesi. 4 yıl niye bekledin ki ey Hamza? Hazreti Ömer'le 3 gün arayla Müslüman olmuşlar. Radıyallahu anhuma. Efendimizin ilk günleriydi bu Mekke sokaklarında. Gizliydi davet. Ebu Zer'in dayak yediği günler belki de. Sus dediği halde, Allah Resulü'nün söyleme dediği halde, bizden haber gelene kadar bunu gizli tut dediği halde dayanamayıp bunu herkes duymalı diyerek. Resulullah Aleyhisselam Mekkeli olduğu için kendi biliyordu. Oysa Gıfar kabilesi işi gücü hırsızlıkla geçinen yan kesici bir köy. Bunların işi Mekke Medine ticaret yolunun üzerinde bir köy. Yorulan kervanların, uyuyan adamların malını çalan hırsızların köyü. Ebu Zer'in köyü. Haydutlar, hırsızlar, yan kesiciler kol geziyor. Buradan bir Ebu Zer çıkacak. Dünyaya Hazreti Üstad'ın Bediüzzaman, Allah ona ebediyen rahmet eylesin, şefaatini hepimize nasip eylesin. Kendi kardeşinin evinin kapısında içtiği çorbanın bile parasını tasın kenarına bırakacak kadar Ebu Zer gibi adamlar çıkacak. Ebu Zer, Gıfar kabilesinden. Allah Resulü'nden duyduğunu herkes duysun demiş. Sizin bana esirgeyip de getirmediğiniz hakikatleri Ebu Zer Mekke müşriklerine ulaştırmak için harıl harıl koşturmuş. Bir dövmüşler, yarı camdan kenara atmışlar. 3 defa dayak yer mi adam? 3 defa dayak yiyecek. İşte o günler. Allah Azze ve Celle Efendimiz'e akrabalarını davet et dedi. Efendimiz de anneler sultanı Hüveylid'in kızı Hatice radıyallahu anha, müminlerin annesi, bir numaralı Müslüman. Eğer Müslüman olanlara İslam'ın doğuşundan beri Resulullah'tan tabi itibaren kimlik numarası verilseydi, bir numara Peygamber Efendimiz'i muaf tutuyorum,
bir numara Hazreti Hatice'ydi, kimlik numarası. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i geçmiş iman yarışında. Birinci olmuş. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz şehir dışında alışverişteydi. Mekke dışındaydı. Geldiğinde Müslüman olacak Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Hatice ilk Müslüman. Hazreti Hatice annemize Resulullah rica edecek. Bir yemek hazırlasan diyecek. Yedik ya az önce. Bir yemek hazırlasan Hatice. Malı mülkü çok Hatice'nin. Efendimiz buyuruyor ki aleyhisselam, ben diyor Hatice'nin koyunlarını Hecat Vadisi'nde otlatırdım. Hatice'nin koyunlarını Hecat Vadisi'nde otlatmış Resulullah. Şu gördüğünüz cadde. Hani böyle şair ruhlu, sohbet ruhlu insanlar biraz duygusal olur. Ben mesela o Hecat Oteli'nden, Ramad Oteli'nden o yol boyunca çok yürüdüm Mekke'de. Sessizce. Efendimizin o yollarda koyun güttüğünü düşündüm hep. Hazreti Hatice annemizin kendi karısının koyunlarını güden bir erkek. Hazreti Muhammed Mustafa. Karısının evine iç güvey gelmiş Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Eşinin evinde yaşamışlar 25 yıl. Efendimiz ne garip değil mi? Düğün olmuş, Efendimiz de Hatice'nin annemizin nikahını Amr ibn-i Esed, Hatice'nin amcası, nikahı kıymış. Allah Resulüne şimdi nereye gideceğiz? Evlilik, zifaf nerede olacak? Eşyalarımı, sandığı nereye göndereyim diyor Hatice annem. Allah Resulü ayak ucuna bakmış, utanmış, mahcup olmuş. Yok ki götüreceği gelini bir ev. Ve Hazreti Peygamber aleyhisselam, Hatice annem trilyonları yönetiyor, iş kadını. Allah Resulü'nün mahcup olduğunu görünce diyecek ki, eğer bu senin zoruna gitmezse biz de yaşayalım mı diyecek. Ve Allah Resulü damat sandığı gelin evine getirecek. Eşyalarını toplayacak, Hatice annenin evinde yaşayacaklar. O Hatice'den bir yemek isteyecek. Akrabalarını İslam'a davet için. Hazreti Ali de bu işin tellalı yapacak. Münadisi, davetiyeler gizli gidecek. Müşrikler kudurmaması lazım. Olay sabote edilmemesi lazım. Sessiz yürünmesi lazım bir zaman. Sessiz yürünmesi lazım. Bu sözümü en iyi anlayacak topluluk sizsiniz. Sessiz yürüyeceksiniz. Adımlarınızın sesini siz bile duymayacaksınız. Hazreti Ali ne adammış. Radıyallahu anh. Allah hepinizi Hazreti Ali Efendimizin şefaat defterine yazsın. Ali Efendimiz Ebu Leheb'i çağıracak, Hamza'yı çağıracak radıyallahu anh, Abbas'ı çağıracak radıyallahu anh, çocuklarını çağıracak, karılarını, eşlerini çağıracak, yeğenleri çağıracak. 40'tan fazla erkek, belki bir o kadar kadın ve çocuk Hazreti Hatice'nin evine toplanacaklar. Böyle bir yemekti. Güzel bir yemekti. Annem Hatice ne yemekler yapmıştı. Bize nasip olmadı Mekke'de Hazreti Hatice'nin sofrasına oturmak. Merve kapısına 30 metre yakınlıktaki bir ev, Hatice'nin evi. Hazreti Peygamber aleyhisselam o yemekte Hazreti Ebu Bekir yok mesela. Ehl-i Beyt'e sadece. Ehl-i Beyt derken Efendimizin akrabaları. Allah Resulü yemekler yenecek Ebu Leheb. Hep öyle olmuştur. İman çadırına hep bir Ebu Leheb girer. Çadırı dağıtır. Aklınızı dağıtır. Gönlünüzü kirletir. Ebu Leheb diyecek ki yeğenine, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, neye çağırdın ki bizi? Bu yemek neyin nesi? Hayırdır? Hani deriz ya, düğün değil, bayram değil, enişten beni niye öptü? Nedir bu? Ebu Leheb dedi ki, bunu niye yaptın ey Muhammed? Bu yemek neyin nesi? Efendimiz ayağa kalktı ve onlara şöyle söyledi. Ey akrabalarım, Mekke'de bana sıhriyet bakımından en yakın sizsiniz. Allah Azze ve Celle beni zor bir işle görevlendirdi. Cenab-ı Hak bana risalet vazifesi verdi. Ben sizi Allah'a çağırıyorum. Bu konuda benim yardımcım, benim yanımda duran
beni destekleyen siz olun. Gelin bana bu yolda yardım edin. Ey akrabalarım, ben sizin hem dünyanız hem ahiretiniz için büyük bir şeye çağırıyorum sizi. Bir şey deyin ve kurtulun. Ebu Leheb, zaten sevmeyen bir adam, Allah senin canını alsın dedi. Bunun için mi çağırdın bizi ey Muhammed? Birden ortalığı bulandırdı. Bir fitne söz, Hazreti Hamza'nın belki iman pergelini 4 yıl geri atacak. Ebu Leheb çadırı karıştıracak, ortalığı bulandıracak. Senin peygamber olduğuna niye inanalım biz diyecek. Sen bizim aramızda yaşayan, bizim gibi yürüyen, gezen bir insansın. Sen diyorsun ki bana vahiyler geliyor. Bütün milleti bize güldürdün, sülalemizi küçük düşürdün. Bu işten vazgeç ey Muhammed. Değil seni desteklemek, bu işten vazgeç diye Efendimiz'i incitti. Allah Resulü bir büyük heyecanla, hani akraba yemeği muhabbete vesile olur. Şuradaki yemek bile birbirimize muhabbet tesir ettirmedi mi? Allah Resulü'nün sünnetidir işte. Bu sofra Resulullah'tan kalmadır. Efendimiz'in hatırınadır. Efendimiz Aleyhisselam, kainatın sultanının gönlü kırıldı. Kristal bir camın pat diye mermerin üstüne düşmesi gibi incindi Allah Resulü. Dedi ki, yani dedi, içinizde bir kişi bile bizi desteklemiyor mu? Bir kişi bile yok mu beni destekleyen? Bir çocuk ayağa kalktı. 10 yaşlarında bir çocuk. Elini kaldırdı, ben ya Muhammed dedi. Bu yolda senin yardımcın olmaya, vezirin olmaya benim dedi. Aleyhisselam, varım dedi. Ebu Leheb bunu bile aksi bir siyasi yönde kullandı. Gördün mü Muhammed dedi. Seni 10 yaşında çocuktan başkası desteklemez. Bir çocuktan başkasını kandıramadım dedi. Bak seni sadece bir çocuk destekledi. Hazreti Peygamber Efendimiz o çocuğun desteklemesini bile aksi yönde propagandaya çeviren bu fitneci Ebu Leheb zihniyetine karşı o çocuğa otur dedi Allah Resulü. Sen otur dedi. İstiyordu ki Hamza kalksın şimdi. İstiyordu ki Ebu Talib ayağa kalksın. Merhametli bir adam. İstiyordu ki Allah Resulü Abbas o gün elini kaldırsın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa sordu bu soruyu. Yok mu içinizde bir kişi dedi. Yok mu içinizde bir kişi beni bu yolda destekleyecek. 3'ünde de aynı çocuk ayağa kalkacak. Kimse kalkmayacak. 3'üncüde aynı çocuk ayağa kalkınca Allah Resulü çocuğu çağıracak. Gel diyecek. 10 yaşında çocuk yıldırım gibi koşacak. Efendimiz elinden tutacak. Allah'ım diyecek. Sen beni bu işle görevlendirdin. Ben akrabalarımı çağırdım. Bu çocuktan başkası desteklemedi beni diyecek. Ali bu yolda benim vezirimdir diyecek. Ehl-i Beyt'in içinde Ali Hazreti Peygamber'in Harun'u gibi olacak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin o gün elinden tuttuğu çocuk. Zannediyor musun her asırda Allah Resulü benimle yürüyecek kim var dediğinde biri ayağa kalkacak. Birileri biz seninle yürürüz ya Resulallah diyecek. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam bu yolda Ehl-i Beyt, Ehl-i Beyt'in çerçevesini genişletmiş peygamber. Sınırını yıkmış. Kan bağıyla olan kardeşliğin sınırlarını yıkmış Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselam. Hatırlayın Selman-ı Farisi'yi radıyallahu anh. Selman-ı Efendimiz öyle çok sevmiş, öyle çok sevmiş ki Ensar kıskanmış Selman'ı. Ve muhacirlere demişler ki mescitte boş kalınca insan ne yapar? Bir şey çıkar işte yani. Bir şey olur. Şöyle mi oldu, böyle mi oldu? Biz parti tartışması yapıyoruz. Futbol topunun gol tartışması yapıyoruz. Sahabenin tartışmasına bakın. Selman, Ensar mı sayalım, muhacir mi sayalım? Resulullah seviyor ya. Ensar dedi ki, Selman Ensar'dandır. Mescidin içinde kavga var, tartışma var. Ensar'dır. Çünkü o da sizin gibi dışarıdan geldi. Ömrü hakikatin nurunu aramakla geçmiş. Bir ömür, 7'şer yıl olmak üzere siz 4 defa ömrünüzü bir rahibe satar mıydınız?
hem de kıymetli bir İran valisinin çocuğuyken Selman Kur'an'a hizmetçi olmak için, Peygamber Efendimiz'in nur talebesi olmak için ömrünü papazların önünde geçirmiş. Bir hakiki söz duymak için, bir gerçek söz duymak için taşlık bir araziye gelecek. Adı Ahmet olacak. O hediye alır, sadaka almaz. Omuz küreklerinin arasında da mühür vardır. Papazın sözü, bir papazın, Hazreti İsa'dan kalma temiz bir adamın sözü. O söz de Medine'ye gelecek. Hem de hürriyetini satıp bir kervana kendini köle yaparak. Sonra Efendimizin hicretinde Allah Resulü Aleyhisselam'ı karşılayanlar Gülsüm bin Hedim'in evinde Kuba'da. Gülsüm bin Hedim ne adammış. Kuba'nın hurmalıklarının sahibi. 10-15 tane sahabe yerinde yatırmış. Hazreti Ali'nin ayakları patlayınca onu evinde misafir etmiş. Günlerce Ali'nin ayaklarını tedavi etmiş adam. Gülsüm bin Hedim radıyallahu anh. İşte Selman oraya gelmiş. Efendimiz'e o gün akşama kadar çalıştığı hurmayı, yevmiyesini, bunu size sadaka getirdim demiş. Allah Resulü de almış, böyle dağıtmış hepinize. Kendine bir tane bile almamış. İçinden demiş ki tamam, birinci şart tuttu. Ertesi gün yevmiyesini bir daha getirmiş. Bir avuç hurma, bir tas hurma belki de. Diyecek ki bu hediyem efendim. Hepsini dağıtacak, bir tane de kendi yiyecek. Sağ eliyle. Efendimiz Aleyhisselam, kainatın sultanı, yiyince bu da tamam diyecek. Allah Resulü, Selman-ı Farisi'yi daha fazla yokuşa doğru koşturmayacak. Selman diyecek, sana söylenen taşlık bir araziye gelecek, sadaka almayacak, hediyeyi kabul edecek, iki omuz küreğinin arasında nübüvvet mührü olacak. O zatı mı arıyorsun? Gel diyecek. Sırtındaki mührü gösterecek. Ya Muhammed, bunu onunla benden başka kimse bilmiyordu. Sen Allah'ın Resulüsün deyip orada iman edecek Selman. O günden sonra öyle çok sevmiş ki Efendimiz. Hele o zikre dalışı Selman'ın, hele o Hendek'teki fikri, kafirlere ait bir tekniğin İslam'ın gelişmesi için kullanma sünneti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok sevince Selman dışarıdan geldi, Ensar diyecek. Muhacirler de diyecek ki, hayır, o sizden önce geldi diyor Ensar, buradaydı. Siz gelmeden o Medine'ye gelmişti, onun için o Ensar sayılsın. Muhacirler de diyecek ki, yok, bizden önce geldi ama o da dışarıdan geldi. Bizim gibi hicret etti. İki grup kavga etmiş, yani tartışmış. Meselenin ortasına Resulullah gelmiş. Efendimiz Aleyhisselam'a, ya Resulallah, biz bir konuda tartışmaya düştük. Hakem olur musun? Çözer misin meselemizi? Ne oldu? Şu Selman diyecek. Bizi birbirimize düşürdü. Ya Resulallah, Selman Ensar muhacir mi? Sen söyle Allah aşkına. Biz dedik ki, Medineliler olarak, Selman sizden önce geldi Medine'ye. Siz daha sonra hicret ettiniz. Dolayısıyla siz geldiğinizde Selman Medineliydi. Selman'ı Ensar'a yazalım. Onlar da dediler ki, yo, Selman Medine'li değil ki. O da bizim gibi dışarıdan geldi. Bizden önce de gelse, Peygamber Efendimiz için geldi. Onun için Selman'ı muhacir yazacağız. Onlar diyor muhacir, biz diyoruz Ensar. Doğrusu nedir ya Resulallah? Allah Resulü, kainatın sultanı ve Selman ehli beyti diyecek. Selman benim ehli beytimdendir. Ne size yazdım, ne size yazdım. Selman'ı kendi defterime yazdım diyecek. Selman bizimdir diyecek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl açmış kapıları görüyor musunuz? Yürüyün. Hazreti Selman'ın açtığı dalga boyutundan. Yürüyün açtığı rüzgarın ardından. İşte efendim, ben 40 dökük cümlelerle daha fazla sizin başınızı ağrıtmak niyetinde değilim. Ali radıyallahu anh ayağa kalkmış ya, ben ya Resulallah demiş. Seninle ben yürürüm demiş. 10 yaşındaydı Ali. Hazreti Ali, şimdi sen kalktın ayağa. Gereğini yapacaksın.
sonuna kadar beraber yürüyeceksin. Kırılıp dökülmeyeceksin. Peygamberimizin hayatında irtidat hareketleri olmuş. Peygamberden ilk dönenler, Resulullah'ı görüp ilk vazgeçenler Miraç gecesinde görülecek. Siz zannediyor musunuz sadece Miraç gecesi Hazreti Ebu Bekir gecesidir? Sadece Ebu Bekir mi vardır radıyallahu anh Miraç'ta? Miraç'ın bir de kafirleri vardır. Miraç'ın altında ezilenler vardır. Miraç'tan sonra 9 kişi dinden dönecek. Şii adamlar, biz Muhammed'i peygamber zannetmiştik diyecekler. Efendimiz Aleyhisselam'a verdikleri sözü kirletecekler. Onun için ayağa kalktınız. Artık geri dönüşünüz yok sizin. Yürüyeceksiniz. Hazreti Üstad'a ne kadar yakın durursanız bilin ki o kadar güçlü olacaksınız. Çünkü bir büyüğün etrafında duran o büyük kadar güçlüdür. Bir damlayı alırsanız, bir taşın üstüne koyarsanız 10 saniyede buharlaşır. Ama aynı bir damlayı Hint okyanusuna damlatırsanız, o bir damla çığlık çığlığa bağırsa ben bir Hint okyanusuyum, doğrudur. O bir Hint okyanusu kadar güçlüdür. O bir damla. Dolayısıyla Muhammed Zahid Kutlu Hazretleri, Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri, Ali Haydar Efendiler, Seyda Muhammed Raşid Erollar, Abdülhakim Arvasiler, Yozgatlı Ahmet Efendiler, Sivaslı İhramcızade İsmail Hakkı Efendiler, Erzincanlı Terzi Babalar, Denizlili Hulusi Efendiler, Baba Eskili Ali Rıza Efendiler, İskilipli Atıf Efendiler, Tillolu İsmail Hakkı Hazretleri, Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendiler, Çaletli Dursun Efendiler, Zamendikli Mustafa Efendiler ve sayın sayabileceğiniz kadar bu zatların elinden tutanlar ve onun gibi büyüklerin elinden tutanlar. Hazreti Üstad Bediüzzaman, ben zannederdim ki Üstad Bediüzzaman Hazretlerini, ben bir Risale-i Nur cahiliyim, okumadım. Dedim ya, bir sohbete katıldım, bir kardeşim bir elektronik mühendisi, Allah onu, çoluğunu, çocuğunu iki dünyada abad eylesin. Allah onu kendisinden başkasına muhtaç etmesin. Beni bir defa sohbete götürdü. O sohbette çok zoruma giderdi, ağır gelirdi dili. Halen de öyle. Risale-i Nur'ları kendi kendime okuyunca hiç tadını alamadım. Yakalayamadım frekansı. Sonra İhsan abi dedi ki, kolay kolay açmaz kendini dedi. Bir daha okuyacaksın, bir daha okuyacaksın. 15 kere okumadım ki ben. Bir kere okudum, ağır geldi, bıraktım. İşte Allah razı olsun Mehmet abi de yolda okudu 19. sözü. Efendimiz bu kadar mı güzel anlatılır? Kainatın sultanı bu kadar mı Kur'an'ın içinde eritilir? Kur'an bu kadar mı güzel peygamberin hayatına dökülür? Efendimizin, Aleyhisselam'ın yolunda yürümüş Hazreti Üstad'ı ben sadece imanın hakikatlerini anlatan bir zat olarak düşünürdüm. Birkaç ayın, bir ayı geçti, bir kardeşimiz, bir Risale-i Nur talebesi kardeşimizle bir vesileyle tanıştık. Bana tevafuklu Kur'an'la ilgili bir bilgi verdi. Ben bilmiyordum. Gerçekten hiç bilgim yoktu. Bir düşündüm, Allah'ım dedim, ben Kur'an'ın sadece batınına hizmet ettiğini zannediyordum. Meğer Hazreti Üstad beni hayretler içinde bırakacak, bizi hayran bırakacak Kur'an'daki görüntüdeki, vitrinindeki bir mucizeyi yıllar önce dert edinmiş 10 tane talebesini, 10 tane nur şakirtini bu işle vazifelendirmiş. Hafız Ali Efendi zannediyorum, Tevfik Efendi, Hüsrev Efendi, Suriyeli bir zat daha var. Şamlı Hafız gibi 10 kişi ve Kur'an'ın tevafukunu ortaya koymuş. Bu ne kadar muazzam, Allah'a olan inancımı arttırdı benim. Benim Allah'ın Kur'an'ı bırakın manasını zahiren ne kadar mükemmel bir kitap gönderdiğini. Ya planlasanız, bunu bilgisayar ortamında bir programa dökseniz, bilgisayarınızın kafasını yer. Öyle muazzam bir sanat-ı ilahiyeyi
Asırlar sonra biliyor musunuz? Hazreti Ebubekir Efendimiz'in elinde topladığı Kur'an 610 sayfa değildi. Onu da Kayısade Osman Efendi'nin daha 19. yüzyılda nasıl ortaya çıkardığını öğrendiğimde o Risale-i Nur talebesi kardeşimde. Ben hayran kalmadım. Ayağının altına bu çocuğun paspas olsam dedim. Bilmediğim bir şeyi öğrenmiştim. Ben bu bilgiye ömrümü satarım. Kayısade Osman Efendi'nin Kur'an'ı ayetle başlayıp sayfa başı ayetle bitecek. 610 sayfanın hepsi böyle olacak. Hazreti Ebubekir'in elindeki Kur'an böyle değildi beyler. Sahabenin okuduğu Kur'an böyle değildi. Sahabe efendilerimiz Kur'an-ı Kerim'i Resulullah Efendimiz'den bulduğu şekliyle topladılar. O kitaplar bazen 700 sayfadır, bazen 750 sayfadır. Hattatın durumuna göre Kur'an-ı Kerim'i ve Hazreti Ebubekir Efendimiz dönemindeki Kur'an Topkapı'da var, Mısır'da var. Ben iki nüshayla gördüm. Tayyar Altı Kulaç Hoca bize İlahiyat'ta Sakarya'da getirdi, gösterdi orijinallerinden. Hiçbirinde ayetle başlayıp ayetle bitmiyor sayfa. Çünkü o teknik henüz ortaya çıkmamış. Kur'an kendini henüz o yönünü o gün açmamış. Kur'an o yönünü hala o gün açmamış. Biz bunu yıllar sonra öğrendik. Ben bak belki bir ilkokul birinci sınıfta öğrenilen bilgiyi ben 44 yaşında öğrendim. Öğretenlerden Allah razı olsun. Ben bu duygularla diyorum ki Silistreli Süleyman Hilmi Efendi gibi, Gönenli Hoca Efendi gibi, Abdurrahman Gürses gibi Kur'an'a hizmet etmiş zatlara, Elmalı Hamdi Efendilere, Hasan Basri Efendilere minnetlerimizi, rahmet dualarımızı gönderirken Hazreti Üstad Bediüzzaman Hazretlerine de Allah'ım ya Rabbi onun tesirini aramızda arttır. Allah'ım onu anlamayı, onun açtığı nurlu teneffüsü solumayı bize ve çocuklarımıza nasip eyle. Ya Rabbi bizi Kur'an'dan ve Resulullah'tan mahrum etme. Kur'an'ın şefaatinden, Resulullah'ın şefaatinden mahrum etme. Efendimizin şefaati yok diyorlar bazen. Siz de rastlıyorsunuz. Ehl-i sünnet münkirleri. Oysa Allah peygamberi peygamberin şefaatine muhtaç etmiş dünyada. Yusuf peygamberin gömleği gelmese Yakup'un gözü açılmıyor yani. Bir baksanıza Kur'an'dan delil şefaate. Kur'an'dan delil. Yusuf peygamberin gözünü Allah oğlunun gömleğiyle açmış. Yakup peygamber değil mi? Peygamber. Yakup'un 40 yıldır ama olan gözünü niye Yusuf'un gömleği açıyor ki? Dolayısıyla Allah bizi Efendimizin şefaatiyle ödüllendirsin. Hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bayramınız bir kez daha İhsan ağabeyimin, Feyzi ağabeyimin, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Çok sağ olun. Sizleri de tebrikleşiyorum. Bayramınız mübarek olsun.